unuttum. Benim yardımcımın, yapım yardımcımın selamı var Mehmet'e. Onun için çok seksi dedi. Öyle mi? Vallahi fıstık gibi de kız. Hani ben üstümde kalmasın selam. Evet. Söyleyeyim dedim. Benim için bir şey değil mi? Yok. Mehmet için. Ya evet Mehmet, hocam çok hem seksi bulunuyorsun hem ses tonun özellikle değil mi? Mehmet'in ses tonu sosyal medyada yapılan araştırmalarda da... Öyle mi? Seksi mi çıkıyor? Şimdi öyle bir haber var bende de bakayım ses tonunla ilgili. Sosyal medyada yani yalan söyleyeyim de en seksi ses erkeklerde diye birinci sırada ben varmışım. İkide şu. İkide ne acayip. İkide yine ben varım yani. Hani yani. Birinci sırada Mehmet var. En seksi ses. Ya çok normal. Niye? Ha? Çünkü biz böyle erkek sesi gibi bir Tanju Okan vardı. Gitti artık. Doğru. Öyle yok. İşte bu türkücülerin falan hep siz artık. O Doğru. kadar keyifli değil. Böyle erkek sesi dediğin zaman çıkan ses. Sağ olsun Mehmet o boşluğu doldurdu. Sağ ol. Ne Okan senin sese bakalım bir. Hangisini? Evet. Fermuar hikayesini anlattın. Fermuar hikayesini. Benim seksi bir anım var yani. Ses kısılmış. Mehmet hiç evde mevde böyle kendi kendine falan konuşuyor musun? Ne acayip sesin var ya falan. Ya bana diye. Öyle saçma sorular soruluyor ki şey diyor mesela hani aynadaki iline bakıp konuşurken etkileniyor musun diyor, tamam mı? Hani diyorum ki aynada kendime bakıp niye konuşayım ki onu, hani orada ayrı bir sorun olması lazım. Abi demek hani. Millet şöyle görüyor ya, bende böyle bir ses olsa devamlı konuşurum abi. Ha, evde mi eve tek başıma gel ne yapıyorsun? Konuşsak... İyiyim sen ne yapıyorsun? Yumurta yaptım. Yok bugün omlet yemeyeceğim. Sen ne yiyeceğim? Bir şey yemeyeceğim. Devamlı konuşuyor. Sese baksana adam. Bir de bizimkine bak. Gıy 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 gıy. Benim sabah telefonlarım çok başarılı oluyor ya. Sabah kalkıncaki telefonlar. Aa o sabah zaman bu ses. Bir... İyice acayip değil mi? Mehmet amcayım ben o saatlerde normalde. Hani telefonla konuştuğum herhangi biri için. Tanımayanlar için. Tanınıyor musun dışarıda? Sokakta falan tanınıyor musun? Şimdi başladı ya şey olarak. Hani klip mülip de çok dönünce. Ne güzel söylüyor ya. İşte ilk ünlü olmaya başlayan adam bu. Ya böyle oluyor. Nasıl tanınıyor? Başladı ya. Nasıl gidiyor? İyi. Abi tamam, yürü. Sağ Nerede tam? Bağcılar civarında nasıl tanınıyor? Beşiktaş'ta tutuyorum. Beyoğlu'nu da tanınıyorum. Zaten tanınıyordum. Şimdi tanınıyorum. Beyoğlu'nu da Cihangir'i tanınıyorsun zaten. Tanıyordum yani. Zaten. Daha çok tanıyorum. Sokağa çıktık dedik ki biz Mehmet Erdem'i tanıyor musunuz? Yayınlayamayacağımız bir röportaj olduğu için kimse tanımıyor. Resmini gösterdik Mehmet Erdem'in. Öncelikle niye böyle Hakim birisi var dediler. Hakim Bey deyince tanıyorlar abi. Öyle bir durum var. İzleyelim. Mehmet Erdem'i bakalım tanımışlar mı? Resmi gösterdik. Fotoğraftaki kişi kimdir? Alt kırçan diyeceğim ama değil herhalde. İşler güçlerdeki çocuğa benziyor. O da değil. Kanal D'sinde bu bir dizi var da Kanal D'de orada oynuyor sanırsam. Türk artisti mi bu? Ay gerçekten aklıma gelmiyor. Şahsen dizisini izliyorum, bakıyorum ama. Ben kimseyi tanımıyor bu yavrum. Mehmet Erdem. Daha yeni ya. Yeni bir dizide çıkıyor biliyorum. Seyrediyorum da. İsmi dilimin ucunda da zayıf birisi uzun boylu Survivor'da yarışıyordu. Şu an hatta Acun Ilıcalı'nın programında falan çıkıyor. Arka sahnelerde yine falan. O kişi ismi tam aklımda değil. Tanımıyorum ya. Tanımıyorum. Valla yüzü yabancı gelmiyor ama hiç tanıdık değil. Lala'yı tanıyor musun sen? Futbolcu olabilir. Söz uçar yazı kalır. Hatta Sezen Aksu'nun... Ama ben dinliyorum ara sıra çok güzel ama... Hakim Bey. Şimdi biraz tanıdık geldi ama Muhteşem Yüzyıl'daki şey var ya hani... Paşa var ya adı neydi bilmiyorum unuttum ya. Mehmet Erdem. Hakim Bey değil mi? Kim ya? Yusuf Ayaloğlu'na benziyor. Doğru Yusuf Ayaloğlu'na benzettin. Hatırlayamadığım ve popüler sanatı biraz takip edemediğim için... Şu an askerliğimi yeni bitirdim. Gerçi kendi özel yaşantımdan bahsetmek istemiyorum ama... hatırlayamadım sanırım, tanıyamıyorum. Evet. Muhteşem Yüzyıl'daki paşadan yıl var. Bir tane arkadaşımız çok güzel söyledi. Acun'un Survivor'ında yarıştı diye. Evet. Survivor. Evet. İyi daha boş ver tanınma ya. Dışarıda rahat rahat gezersin abi. Ne güzel hayatın yani rahat. Ama şu gün bitirdim bugün, beni galiba. Evet, bugün artık gerçekten de herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.